elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala resulüne salavat. Allah'a selam. Evet. Elhamdülillah, Allah'a şükür olsun. Bugün sazı aldık elimize. Hiç izin almadan konuşmak ne kadar keyifli ve zevkli olacak. Hasan abicim. Ama sizin sesinizi duymuyor olmak biraz üzücü. İnşallah abicim. Ben aslında Hasan abi, ben genelde yaptığım toplamalarda biraz daha yoğun çalışıyordum. Bu online üzerinden derste doğrusunu isterseniz o ağırlıklı çalışmalarımı, sanki çok bir şey biliyormuşum gibi, ağırlıklı çalışmalarımı gerek yok gibi düşündüm acizane. Ben dedim böyle bir yeri ufaktan okurum, hafiften tefekkür ederiz, konuşuruz falan tarzında. Ben biraz sanki önemsiz gördüğüm gibi sanki herhalde bir şefkat toka diyelim. İnanın çalışmaya bir gün, iki gün bile vakit bulamadım. Dün geceyi burada geçirdim her zamanki standart şeklinde. Ama elhamdülillah Allah'ın izniyle inşallah bir şeyler yapacağız. Artık baktığım yer ve baktığım konunun dışında sadece bir kelimeye, sadece bir kelimeye takıldım. Ve inanın sadece o kelime için 5-6 tane ders yapılır. Bu şekilde inşallah ben katliyi okumak istiyorum. Geçen haftada Hasan abi sorduğu zaman baskı resmanı istedim. Öyle böyle 40 yaşına gel demişti Hasan abi. Ben de oradan bu 40 yaşı neyse başlayalım inşallah. Gideceğim. İnşallah yetiştiririm. Muhammed insan akber. Bazen kurtulsa da bazen boğulur. Ben de kader-i ilahinin sevkiyle pek demek ki Kur'an'da Kur'an'ı istemedim, Kur'an alim yaptım. İşte Kur'an'dan aldığım ders sayesinde o belalardan razı olduğum gibi nefis ve şeytan yaptığım muharebelerden de kurtuldum. Bütün ehli delaletin vekili olan nefis ve şeytanla ilk müsaade Subhanallah, İl-Hubbillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber ve havle ve la kuvvete illa billah kelimelerinde vuku buldu. Bu kelimelerin kalelerinde tansiyon ederek o düşmanlara, o düşmanlar hücumlarla işte her bir kelimede 30 defa meydan muharebesi vukuğa geldi. Bu risalede yazılan her bir kelime, her bir kayıt kazandığım bir muzafferiyete işarettir. Diyelim, kısmını atlayalım. Mukaddeme, 40 sene ömrü sene tahsilimde yalnız 4 kelime ile 4 kelam öğrendim. Edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden maksat manayı harfi niye nazardır. Şöyle ki Cenab-ı Hakk'ın masibasına yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır diyorum ve burada geri kalan zaman kalırsa okuyacağım. Bir atlama yaparak. Çünkü benim burada takıldığım kelime, manayı ismi, manayı harfi, niyet, nazardan daha ziyade üstad bu ilk ifade-i meramda tesadüf kelimesini kullandı. Bu benim çok dikkatimi çekti. Yani ben bu konuda çok uyarıcı olurum genelde etrafımdaki insanlara. Tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk diyeceksiniz. Tevafuk vardır. Allah'ın yönlendirmesi vardır derdim. Tesadüf sanki kendiliğinden olmuş gibi bu ehli gafletin maddi yılları işte düşünceleri gibi.
tesadüf kendinden oldu, tabiat yaptı gibi düşüncelerinden dolayı tesadüf. Üstadın burada tesadüf kelimesini kullanması çok garibime gitti. Bu sefer konunun kendisine değil de bu tesadüf kelimesinin üzerinde biraz fazlaca yoğunlaştım. İnşallah bunu biraz anlatmaya, açmaya çalışacağım. Yani bunu açmak isterken farklı yollardan gitmeye çalıştım. Şimdi önce bu işaret edeceğiz 23'teki 3 kuvveden biraz bahsetmek istiyorum. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmetin mercinden, plasasından hasıl olan aklı adalete işarettir. Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmetin mercinden ve plasasından hasıl olan aklı adalete işarettir. Şöyle ki, tadayyür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Yani ruhun bu bedende kalabilmesi için, iskan oturabilmesi için ve yaşantısını devam ettirebilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi menfaatleri cep ve cesp için kuvve-i şehriye-i behemiye. İkincisi zararlı şeyleri def için kuvve-i sebu'iye-i gazabiye. Üçüncüsü nef ve zararı iyi ve kötüyü birden temiz için kuvve-i akliye-i melekiyedir diyor. Burada açıklamalı bir şekilde izah ediyorum ama bildiğimiz üzere ben zaman almasın diye bunları bu tahtada gösterecek misin tahtayı? Bunları bu şekilde yazdım. Kuvve-i şehriye, kuvve-i gadaviye ve kuvve-i akliyenin tehdit, vasat ve ifrat modları, umut, cebanet, gadavet, tehdit modları. Kuvve-i şehriyenin tehdidi umut. Ali yaklaştır. Kamerayı biraz yaklaştır yazıya. İfrat-ı fücur. Kuvve-i gadaviye, cebanet, tefriti, vasat-ı şecaat, ifrat-ı tehevvür. Kuvve-i akliye, gabavet, vasat-ı hikmet, ifrat-ı cerbeze. Abi şu anda yaklaştırmam geliyor mu Zoom? Yok, hiç yapamadım. Zoom yaptım ama ekrana yansımıyor telefondan. Öyle mi? Evet. Bir saniye. Abi ekrandan herkes kendisi büyütmesi lazım. He. Evet, tamam abi, bir saniye. Ekranı büyüttüğünüz zaman büyüyor zaten. He, ekran kendisi büyütecek. Ekrana mı tıklayacağız? Aynen, ekrandan kendimizi yakınlaştıracağız. Telefon. Ekrandan tıklayınca büyümüyor abi. Ekrandan tıklayınca okunmuyor. Ya, bulanım çıkıyor ama bu şekilde. Buradaki zoom'u yansıtmıyor ekran kalitesinden dolayı. Bir saniye. Ben yakınlaştırıyorum abi. Kendi benimle yakınlaştırayım ben abi. Abi öyle daha iyi olur çünkü bilgisayarda yaklaştıran bir tanem yok benim. Ha tamam. Şimdi görünüyor mu? Evet evet, şu anda oluyor. Evet, bir derece evet. Oluyor. Burada yani bunu uzun uzun okumaya gerek yok. Bunu hepimiz bildiğimiz üzere tevhid, vasat ve ifrat modları, vasat-ı aklı adalet, üstad diğer... Ali bir de dur, ben gireceğim, kusura bakma. Tadı kaçmasın diye. Ali yandan çekiyorsun kardeş. Biraz böyle şey yap, sen nasıl görmek istiyorsan bize öyle göster Ali. Hah, dik yap bak. Karşısındayım abi şu an. Ha tamam işte, biraz da böyle, ha böyle yap. Eyvallah. Tamam. Şimdi bu tevhid ve ifrat modları zulüm, vasat modu ise adlu adalet olarak geçiyor. Bunu böyle inşallah hafızamızda bir kenarda tutalım, okumaya devam edeyim ben inşallah. Tevhidine ne dedin Gafur? Efendim abi? Tefritine ne dedin? İfrat vasatı dedin. Abi tefrit ve ifratı zulüm, vasatı adlu adalet. Adlu adalet olarak üstad söylüyor abi. Evet. Bir şey yapayım mı böyle? İfrat, ifrat karşıya zulüm, tefrit kendisine zulüm. Evet. Doğru. O zaman onu bir not olarak yazayım mı abi? Evet tabii, çünkü mesela hürriyette bunu kullanıyor. Hürriyet nedir? Hürriyet kendisine ve gayrisine zarar vermemektir.
Yani mesela vasat adaletse ifratı zulümdür. Peki ifrat, ifratı kim yapar? Şeytan yapar. Tefriti ne yapar? Her şeyin tefritini nefs-i emmare yapar. Nefs-i emmare bizi berbat ediyor, bize zulmediyor, bizi çökertiyor. O zaman eğer tefritine zulüm diyorsan kendisine zulümdür. İfratı zulüm ama vasatını adalet buldum ben, tefritini bulamamıştım. Ama sen de güzel dedin yani, kafama da yattı biraz bayağı. Kendisine de zulüm zulümdür, illa karşıya değil. Evet, evet, çok ilginç, güzel oldu. Ben bulamadım, bilemediğim bir şey biraz öğrendim şimdi, elhamdülillah. Evet, lakin insanlardaki bu kuvvetlere şeriatça bir hak, bir nihayet tayin edilmiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebe ayrılırlar. Şimdi abi bu vasatı aklı adalet dedik ya, Allah-u Teala Celle Celaluhu adaleti bizden istediği gibi kendisi de mutlak adalet sahibi olduğundan dolayı burada yani tefrit ve ifratına bakın ruhun bedende yaşayabilmesi için verilen üç kuvvenin yine bizim ihtiyarımıza bırakabiliyor. Yani yine bizim tercihimizde tevhidine veya ifratına veya vasatına yönelebilme şansımız oluyor. Bu da Allah-u Teala'nın mutlak adil, adaletli olduğunun bir misalidir, örneğidir. Bir de şurada geçen pozar dersinde de söylemiştim ama burada tekrarlamak istiyorum Hasan abicim. Rabbim elhamdülillah büyük beni zatların son nefeslerinde sekerat anlarında şeytanın kandırmalarıyla imansız gittiklerini bazen söylerler abi. Ben bunu hiçbir şekilde anlamamışımdır. Hiçbir şekilde de kabul etmemişimdir. Benim Allah'ım, benim Rabbim kesinlikle beni eğer ben hayatım boyunca zanlarımda Allah'ımı en güzel şekilde oluşturduysam, Rabbimi en güzel şekilde oluşturduysam, benim oluşturduğum Rabbim beni kesinlikle son nefesinde sekeratan da şeytana teslim etmez. Bunu şundan anlıyorum, etmeyeceğini şundan sanki tasdik ediyor. Üçüncüsü nefis zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temiz için kuvve-i akliyeyi melekiyedir. Yani akliyeyi melekiye. Yani burada akıl, aslında akıl toplaması yapıyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Sanki burada akıl bütün müsbet konularda melekleri yapıyor diyelim. Muallimlik yapıyor. Zeka ise aklın gücünden sıyrılan zeka ise nefis ve şeytana yol çizdiriyor. Biz eğer zanlarımızı düzgün tuttuysak bizim Rabbimiz bizi kesinlikle son nefesimizde sekeratta şeytana teslim etmiyor. Kuvve-i akliye. Hani aslında biz hep misal verdiniz ya. Araba kullanırken işte ilk acemi adam vitesi atar, direksiyonu tutar, oraya bakar, oraya bakar. Ama sonradan o artık meleki oluyor. Yani artık onu siz fark etmeden kendinizden yapıyorsunuz. İşte bu kuvve-i akliyeyi vasatla çalıştıran insanları Allah-u Teala o vaziyetiyle meleklere muallimlik yaparak son nefesinde akıl devreden çıktığı noktada da onu devam ettiren melekler oluyor ve şeytan Allah'ın izniyle inşallah teslim etmiyor diye çok mutlu olmuş idim. Şimdi biraz böyle dağınık okuyacağım. İnşallah kafanız dağılmasın. Sonradan yavaş yavaş dağıttıklarımı toparlamak istiyorum. Şimdi cüz-i
cüz ihtiyardan birazcık bahsedeceğim. Belki dünyada ne varsa bunu bilenin fıtratında vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalışıyorum. Çalıştırıyorum, çalışıyorum. Atlı atlıya gideceğim. İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Halbuki daire-i iktidar kısa, elimin dairesi kadar. Kısa ve dardır. Demek faktör ihtiyaçlarım dünya kadardır. Sermayem ise cüz-i lahiyede cezza gibi cüz-i bir şeydir. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacet nerede? Ve bu beş paralık cüz-i ihtiyacı nerede? Bununla onların mübalağasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Öyleyse başka bir çare aramak gerektir. O çare şudur ki, o cüz-i ihtiyacından dahi vazgeçip, irade-i ilahiyeye işini bırakıp, kendi havlu kuvvetinden tebevri edip, Cenab-ı Hakk'ın havlu kuvvetine iltica ederek, hakikati tevekküle yapışmak. İlmecat budur. Senin yolunda o cüz-i ihtiyacından vazgeçiyorum ve enaniyetinden teberri ediyorum. Ta senin inayetin acz-u zaafıma merhameten elimi tutsun. Hem ta senin rahmetin fakru ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgah olabilsin. Kendi kapısını bana açsın. Evet, her kim rahmetin nihayetsiz denizini bulsa elbette bir katre serap hükmünde olan cüz-i ihtiyarına itimat etmez, rahmeti bırakıp ona müracaat etmez diyorum. Şimdi yine bir parça olarak geçen yine Seyit Ahmet'in anlattığı derece-i aletlerden bahsetmişti. Ruh, kalp, işte vicdan, dima ve bir sırdan bahsetmişti galiba. Şimdi bununla alakalı bir şey, Ali'cim şu gösterebilir misin? Aslan abi göremiyor musunuz? He ama gene yan yapıyor ya, düz otur kardeş ha. Tamam şimdi oldu. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? He biraz yaklaştır ha, biraz daha. Tamam, yaklaştır. Görüyoruz abi. He yaklaştır, ha tamam hadi. Evet, şimdi önce anlayalım diye daireler şeklinde çizdim. Ruh, kalp, vicdan, dima ve serbest bölgemiz, dimağın içinde benim hususi dünyam ve sır diye benim tefekkür ettiğim yer bir serbest bölge. Sebebinden alacağım. Burası benim hususi dünyam. En kesif, en camidir. En kesif, en camidir sırrına binaen diyorum ki ruh, kalp, vicdan, dima ve serbest bölge birbirinden ayrı değillerdir. Bakın şurada bunları üst üste koyduk. Eğer şu insan derse eğer, bu insan derse eğer, bu ruh, kalp, dima ve serbest bölge şeklinde şu kalın çizdiğim yer ise bu berzah diye düşündüğümüz taakkul. Onu dimağda ayrı bir kalınlaştırarak belli etmek zorunda kaldım. Çünkü orası berzaklı. Şimdi eğer ben insan olarak buraya baktığım zaman, yani serbest bölgeden baktığım zaman ki nazarıma ruh ilişmiyor. Ama ruh, kalp, vicdan ve dimağın bütünlüğü en kesin, en camidir sırrına binaen aslında serbest bölgededir. Bundan dolayı serbest bölgenin sır neydi dersin abi? Sır değiştirmeden zıtları bir arada tutandır. Tılsım değiştirendir. Şimdi bunlara tek tek belki tılsım diyebiliriz. Lakin serbest bölge benim nazarımda, benim tefekkürüm ile sırdır. Çünkü hiçbir şeyi değiştirmiyor, hiçbir şeyi dönüştürmüyor. Hepsini bir şekilde kendi içinde barındırıyor. Neden? Çünkü en kesin. Yani serbest bölgede ruh, vicdan, dima, kalp, ruh yok diyemeyiz. Hepsi buradadır. Şimdi bunu daha iyi anlayalım diye bunun böyle üstten baktığımızı düşünerek şu şekli çizdim. Şöyle bir yuvarlak.
düşünecek olursa vardır. Şimdi başta okuduğumuzda ne diyordu Üstad? Diyordu ki Allah Celle Celaluhu ruhu bu bedende iskan ettirmek ve yaşamasını sağlamak için insana üç kuvve vermiştir. Bu kuvveler servis bölgemizde kuvve-i akliye, kuvve-i şehriye ve kuvve-i gadabiyedir. Kuvve-i gadabiyedir. Şimdi bunlara da geleceğiz. Şimdi burada bu serbest bölgede en kesif buysa en cami de budur. Burada ruhun, kalbin, vicdanın ve dimağın bir karşılığı yoktur diyemeyiz. Her birinin burada bir karşılığı mevcut. Şimdi bütün bu burası sır dediysek eğer, burası sır ise bunu çözmek için, buradaki dengeleri sağlamak için müthiş bir nizam, müthiş bir intizam, müthiş bir terazi, hassas bir teraziye de ihtiyacımız olacak. İnşallah onu da biraz daha okumalarımızı yaptıktan sonra tekrar anlatacağım. Ama inşallah siz bu kuvve-i şeriyenin tevhid, vasat, ifrat, daha doğrusu üç kuvvenin tevhid, vasat ve ifrat modlarını lütfen unutmayın. Çünkü bunlar öncelikle serbest bölgede kullandığımız kuvvelerdir. Bunun üzerinden yürüyeceğiz biraz. Evet. Şimdi amacım aslında tesadüfü anlatmak ama tesadüfü anlamak için biraz dolaylı yoldan gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Çünkü ben aklıma iyice yatırmak istedim bu tesadüf. Yani nasıl olur? Allah'ın iradesi dışında mı? Yani Allah'ın nasıl olur? Onun iradesi dışında bir şey olabilir mi diye. Meğerse ben herhalde biraz sanırım eksik biliyormuşum. Yanlış değil ama eksik biliyormuşum. Şimdi şu tahtamızı bir çevirelim. Burada o hassas terazimizi bir parça burada şekillendirmeye çalıştım. İnşallah okudukça bunları yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Önce bir okumaya devam edelim inşallah. Şimdi bunları anlatacağım tekrar. Şimdi geldik tesadüfe. Tesadüf. İşte ilk tabiata saplanan ve bataklıkta boğulmak derecesine gelen gafil, bütün mazi ve müstakbele ulaşacak hikmetli ve kudretli manevi el sahibi olmayan bir şey nasıl bu zeminin hayatına karışabilir? Senin gibi hiç ender hiç olan tesadüf ve tabiat buna karışabilir mi? Tesadüf hiç ender hiçmiş, hiç yok, öyle bir şey yokmuş. Kurtulmak istersen tabiat olsa bir defteri kudret-i ilahiyedir. Tesadüf ise cehlimizi örten gizli bir hikmet-i ilahiyenin perdesidir de hakikate yanaş. Neymiş demek ki tesadüf? Cehlimizi örten gizli bir hikmet-i ilahiyenin perdesiymiş ve hakikate yanaş diyor usta. Şimdi devamında ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil, mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudret-i ezeyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekte muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeden tesiri esbabı vermiyor. Şimdi üstad söylüyor bu kadar.
tesadüfle alakalı, yani tesadüfü kullanamayacağını. Peki madem öyle, burada neden kendisi tesadüfü kullanıyor diye baktım. Diyor ki üstad, tekrar başa bakıyorum. Ben de kader-i ilahinin sevkiyle pek acip bir yola girmiştim ve pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim diyor. Yani üstad, şer ve şeytana muhatabiyetin de kendini Allah Celle Celaluhu'na karşı tesadüf ile perde ediyor. Yani biliyoruz ki hayatı veren de odur, alan da odur. Ama Allah-u Teala perdelerle kendi perdelerle kendini, izzet ve azametini gizliyor. Üstad burada şeytana ve belalara karşı gelmesini Allah'tan olmadığını göstermek için, yani kendi ihtiyarını alıyor. Kendi cüz-i ihtiyarını alarak tesadüf kelimesini kullanıyor. Tesadüf kelimesini kullanıyor. Çünkü tesadüf, yani ben külliyata baktığımda, arama yaptığımda tesadüf hem gaflet, ehli gafletin nefsine ve şeytana tabi olanların bakış açısıyla baktıkları zaman kullanılan bir kelime gözüyle görmüştüm. Burada üstad tesadüfü kullanıyor. Çünkü onun şeytan musibet ve şerlere muhatabiyetinde Allah'ın bir dahli yok. Evet, yüksek bir insan bir çocukla konuştuğu zaman çocukların şivesiyle konuşursa çocuğun zihnini okşamış olur. Çocuğun fehmi onun çat pat söylediği sözden ile ünsiyet meydana eder. Söylediklerini dinler ve anlar. Aksi halde o insan ile o çocuk arasında bir olamaz. Allah ile beşer arasındaki aslı iddialar da böyledir. Eğer Cenab-ı Hak beşere iddia edeceği malumatı beşerin terazisiyle artık vermezse, beşer katiyen ne kadar, katiyen ne bakar ne de alır. Çünkü beşer ancak alışmış olduğu terazinin dilinden anlar. Bu fenni terazilerin dilinden anlamaz. Şimdi Hasan abicim, elhamdülillah Allah binlerce görüş güler olsun. Allah-u Teala bize dimağı tanımayı, özellikle serbest bölgeyi tanımayı, anlamayı Allah Celle Celaluhu bize nasip etti elhamdülillah diyorum. Bu dersle birlikte, yani bu çalışmayla birlikte ben anladım ki serbest bölge aslında çok hassas bir terazinin çalıştığı bir nokta, bir yer, bir mekan. Yani çok az önce de bahsetmiştim, arka tarafta bütün en kesim en camidir demiştim. Ruhumda orada karşılığı var, kalbimde, vicdanımda, divan bütünlüğünde karşılığı var. Manayı ismi de orada, manayı harfi de orada. Bu bütünlüğü birbirine karıştırmadan bir arada tutan sır olmaz da ne olur? Ve bu kadar sır, bu kadar karışımı bir arada tutan, birbirine karıştırmadan bir arada tutan dengeyi sağlanması gereken yer serbest bölge. Demek ki en önemli terazi bizim nazarımızda serbest bölgedir diye düşünüyorum. Şimdi biraz onun üzerinden bu çizdiğim terazi üzerinden size bir şeyler anlatacağım. Şunu da bir okuyayım. İnşallah ondan sonra. Ondan sonra anlatayım. Hakikaten eşyanın hakareti, hisseti, kudretin azametine, kelamı
nezahet ve nezaketine münafidir. Soru. Cevap. Bazı şeylerde ve işlerde görünen hareket, çirkinlik eşyanın mülk cihetine aittir. Yani dış yüzüne nazırdır ve bizim nazarımızda öyle görülür. Ve bunun için eşya ile yet-i kudret arasında perde olarak esbab-ı zahiriye vaz edilmiştir. Sahih nazarımızda yet-i kudretin o gibi eşya ile mübaşereti görülmesin. Fakat melekut ciheti yani iç yüz ise şeffaf ve yüksektir. İşte az önce söylediğim üstadın tesadüf kelimesini şeytan ve belalara muhatabiyetinde araya tesadüfü koymasıyla kendini Allah Celle Celaluhu'na perde yapıyor. Bunda Allah Celle Celaluhu'nun bir dahli yok. Tamamıyla kendi ihtiyarı ile bu yola düştüğünü anlatmak için o kelimeyi kullanıyor. Fakat bir yerde de şunu gördüm, yine tesadüf üzere, tesadüfe bakarken. Hakikat şudur ki, Kur'an-ı Hakim'in her bir harfinin bir sevabı var, bir hasenedir. Fazl-ı ilahiden o harflerin sevabı sümbülenir. Bazen 10 tane verir, bazen 70, bazen 700. Ayet-el Kürsi harfleri gibi, bazen 1500, Sure-i İhlas'ın harfleri gibi, bazen 10.000, Leyli-i Berat'ta okunan ayetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi. Şimdi bakın, makbul vakitlere tesadüf edenler gibi. Şimdi burada bir olumsuzluk yok. Allah'ın bunu vermiş olmasından dolayı bir şekva edilecek bir durum yok. Peki neden üstad burada tesadüf edenler gibi diyor? Çünkü burada cüz-i ihtiyarının müsbet yönde acz, fakr, şefkat, tefekkür sarfı ile istenmektedir. Çünkü burada o makbul vakitlere çarpmak için kişi sürekli dua, fiili, kavli ve hali dua halinde. Çünkü burada cüz-i ihtiyarın müsbet yönde aciz, fark, şefkat, tefekküre sarfi ile istemektedir. Talep üzere verilen olumlu da olsa tesadüf denilebilir. Demek ki tesadüfün cüz-i ihtiyarıyı müsbet yönde kullanarak kavli ve hali dualarımız ile o yönde cüz-i ihtiyarımızın sarfı ile istememize karşılık Allah-u Teala'nın bize vermesinde tesadüf denilebilir. Tesadüfü bu şekilde de kullanıyor. Mesela burada da onu anlatıyor. Halık'ın o elinleri işitir. Şefkat ve merhamete gelir. Hacat ve amalin ne varsa hak-ı taahhüde alır. Zira sineğin kafasındaki o küçük hücreliyatın nidalarını lebbeyk söyleyen o saniye-i seni ve basirin senin dualarını işitmemesi ve o dualara müsbet cevaplar vermemesi imkan ve ihtimali var mıdır? Diyor. Yani işte aynen az önce de söylediğim gibi dua sadece kalbi değildir. Kalbi yöneliştir, dua hükmünde olur. Ve güzel tesadüfler ile cevap bulur. Yani bunlar için bir iki misal yazmıştım ama korkuyorum tümünü yetiştiremem diye. Mesela şöyle bir misal vereyim. Pazar günü bu toplamaları tamamen oturup bütün gün bu ders üzerinde çalışmayı programlamıştım. Yani gece yarısında hep uğraştım falan ama pazar günü sabah acil bir şekilde Ankara'ya gitmem. Gidip akşam günü bile geri dönmem icap etti. Çok üzüldüm bir taraftan. Bir taraftan gitmem de mecburen lazım geliyordu.
kişiye bu derslerden bahsettim, bu derslerinden bahsettim. Bana ama tesadüfle alakalı tabii kafamda oturtamadım. Hani müsbeti, menfisi olduğunu ayırt edememiştim. Cüz-i ihtiyarinin işte sarkıyla müsbeti ve menfisi olduğunu ayırt edememiştim. Onu tam çözememiştim. Bunun üzerinde kafamda soru işaretleri varken orada o yanındaki arkadaşımın bir memur arkadaş görevli, istihbaratlı görevli bir memur arkadaşımızın anlattığı bir olayla ben kafamdaki o çözemediğim tesadüfle ilgili müsbetini menfisini ayırt edememiş olmamın sıkıntısını içindeki o hali dua ile Allah-u Teala'nın tesadüf eseri o kişinin ağzından bana duyurduğuna inanıyorum. Mesela bunun gibi. Neden? Çünkü ben arzu etmişim. Acizimi ve fakrımı orada kullanmışım. Bilemediğimi, bunun için üzüldüğümü Allah-u Teala gösterdiği iyi yöndeki tesadüf ile cevaplandırdı diye inanıyorum. Şimdi şu şeyi biraz bu kadar anlatımlardan sonra bu teraziyi biraz izah edeyim istiyorum. Şimdi Dafur şey yap. Dafur. Öz derini bir anlat. Öz yani. Hiç şey yapmadan böyle nokta vuruşlarına da. Şimdi abi bundan sonra söz gitti, öz kaldı Allah'ın izniyle inşallah. Bunları çok öz bir şekilde ben izah edeceğim. Hasan abi az önce göstermiş olduğum serbest bölgenin çok yüksek yani çok kuvvetli çok adil bir terazi ile ölçülmesi biçilmesi lazım geliyor diye düşününce çünkü orada bir adalet olması lazım. O adaletin ortaya çıkması için bu terazinin olması gerekiyor. Her yerde olduğu gibi bu terazi abi. Şimdi mesela terazimizin bir kefesi de nefis, bir kefesinde şeytan mevcut abi. Burada terazinin üst tarafı, üst tarafındaki o çubuk, akıl, akılla tartıyoruz çünkü devamında da taakkul. Çünkü berzaktır. Her tarafa gidebilme imkanı vardır diye üstad kullanıyor. O yüzden buraya aklın tahakkülü yani berzahı diye isimlendirdim. Şu çizgiyi o teraziden yukarı olan direk çıkartan ve burada artık dengeyi gösteren çubuklar vardır ya abi. Bilirsiniz. Hani manalarda eskiyen bu seyir satıcılarda olan teraziyi düşünün. Bu terazinin tutan ruh. O aradaki dengenin sağlandığı yer ise dengeyi gösteren yer ise vicdan. Yani irade. Ve burası Hasan abi bu kefede nefis olduğu için tefrit, bu kefede şeytan olduğu için ifrat, burada da vicdan olduğu için burası da vasat olarak Hasan abi belirliyoruz. Vasat neydi burada abi? İffet, şecaat ve hikmet. Yani üstad bu üçünün tamamına adlu adalet diyor abi. Adlu adalet. Fakat o mesela şurada onu tekrar bir göstereyim. Mesela burada abi adlu adalet deniliyor burada. Burada Hasan abi Allah-u Teala her yarattığına aynı adaletle muamele ediyor abi. Aynı adaletle muamele ediyor ki
şeytan şeytanlığını yapabilsin, nefisliğini yapabilsin, tevhidi ifadı göstererek sırr-ı imtihan ortaya çıkabilsin. Sırr-ı imtihanın söz konusu olabilmesi için Allah Celle Celaluhu adaletini sadece beşere, insana göstermemiş, nefsine ve şeytana da aynı adaleti göstermiş abi. Ama onun bütünlüğü, yani bu terazinin bütünlüğü Hasan abi, o alt kısım sadece adalet olarak geçiyor abi. Ama vasat olan bölümü adlu adalet. Yani benim anladığım adaletle adlu adalet arasında ne fark var? Hani zanlarımızda Allah'ımızı, Rabbimizi nasıl oluşturuyorsak, nasıl doğru tanımlıyorsak, bu da doğru yol budur. Yani doğrusu budur. İstenen budur. Ama bunların mesela katilin hapise atılması adaletsizlik değildir. Adalettir. Çünkü onun hakkı olur. Bir yarışmada birinci olanın veya suçlu olan kişinin bir hakim tarafından serbest bırakılması, bu da adalettir. Abi. Yani adalet bir insanın ceza görmesi adalet değildir diyemeyiz. Dolayısıyla adalet deyince sadece vasatı almıyoruz abi. Vasat adlı adalet. Yani Allah Celle Celaluhu'nun istediği yön diye ben anlıyorum abi. Yani biz şu terazinin dengesini, eşitliğini gösteren nokta vicdandır abi. Vicdan ve irade. Ha, şimdi bütün bunları anlattıktan sonra abi şunu göstermek istiyorum. Şimdi bu burada vicdana ait olan noktada tevafuk devreye giriyor abi. Yani adlı adaletin olduğu noktada tevafuk devreye giriyor abi. Çünkü tevafuk benim nazarımda mihenktir. Daha sonra da anlatacağım onu. Cüz'i ihtiyarı ise Hasan abi, şu iki terazinin arasında nefse de yatkın olabilirsin, şeytana da tabi olabilirsin. Yani menfi ihtiyarını kullanarak, menfi yönde ihtiyarını kullanarak, aklı kullanarak, akla yönelerek, şefkat ve tefekkür bizim yolumuzdur diyor ya Üstad abi. Bunlarla birlikte Allah'a yönelerek ihtiyarını müsbet yönde kullanabilirsiniz abi. İşte ihtiyarımızı müsbet yönde kullanmamızla ortaya çıkan farklı şefkat ve tefekkürümüze karşılık Allah'ın cevabı müsbet tesadüf. Müsbet tesadüf. Şeytan veya nefis yolunda kullandığımız ihtiyarımız ise menfi. İhtiyarımız menfi tesadüfler oluyor. Menfi tesadüfler. Abi. Şimdi burada şu da aklıma geliyor abi. Hani kabre girmenin 3 yolundan bahsediyordu Sözler 142'de. Mesela bu terazinin nefse tabi olan bölümü sanki ikinci yol, şeytana tabi olan yolu, yönü, kesesi, üçüncü yol ve akılla sabitlenen bu üst nokta ise birinci yol gibi görünüyor diye düşünüyorum abi. Evet, yani bu kadar. Şimdi bununla birlikte Hasan abi, şunu da isterseniz anlatayım. Onu oturarak alayım isterseniz. Şimdi yani özde, Hasan abi öz, ben öz konuşmayı çok beceremem ama özde tesadüf ve tevafuku sıralama yaptım. Nereye bakıyor diye. Şimdi birinci okuduğum tesadüf, ikinci okuduğum tevafuk olacak.
tesadüf. Daire-i ilim, daire-i ilimde menfi tesadüf. Adem'in de, daire-i ilimdeki Adem de menfi tesadüf. Müsbet tesadüf, daire-i ilimde ikinci niyettir halisarda. Şecere-i ilgattaki karşılık olarak. Cevap işte, daire-i hayatta. Daire-i ilimde değil yani, daire-i hayatta. Bunu da dün Hasan abimiz siz de sabah göndermişsiniz. Çok Allah razı olsun, çok istifade ettim. Neden daire ilim ve tesadüf, neden devamlı daire hayatta? Çünkü tesadüfler, ihtiyarlar bizim dimağımızda. Dima neresi? Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuzun, lef-i mahfuzun şecere-i ilgatteki dairesi neresi? Daire-i ilim dairesi olarak geçiyor. Yani demek ki tesadüfün daire-i ilimde karşılık bulması gerekiyor. Ama tesadüf menfi ve müsbet olarak ayrıldığı için menfi olan tesadüf daire ilimdeki Adem de müsbet olan tesadüf ikinci niyeti halisadadır diye bir tefekkürüm var. Daire hayatta arşın dairesi, bizde de arşın karşılığı kalptir diye tevafukun olduğu yer daireyi ayaktır diye düşünüyorum. Evet, devam ediyorum. Tesadüf, ihtiyar, tevafuk, irade. Tesadüf, zahir, tevafuk, batın. Tesadüf, mana ismi, tevafuk, manayı harfi. Tesadüf, ihtiyar ile talep. Yani tesadüfte bir talep var. Yani burada ihtiyar olduğu için bir talep var. Yani bu menfi yönde de oluyor, müsbet yönde de olabiliyor. Ama tesadüf bir talebe istinaden Allah'ın verdiği cevap diye düşünüyorum abi. Tevafuk ise talepsiz arz edilen. Allah-u Teala hiçbir talebimiz olmadan bize sunduğu, bize verdiği hiçbir dahlimiz yok. Hiçbir dahlimiz yok abi bundan. Hak kendi yolunu, kendi yolunu, doğruyu bize gösteriyor sanki tevafukla. Yani öyle düşünüyorum. Ve öyle olunca da o zaman tesadüfün müsbeti kurbiyet, tevafuk ise akrabiyettir diyebiliriz diye düşünüyorum. Tesadüf kitab-ı mübin ise tevafuk imam-ı mübindir. Tesadüf bedi-i kadere bakarsa tevafuk nazari kadere bakar. Tesadüf adalet ise tesadüfte de adalet var. Tesadüf adalet ise tevafuk adlı tesadüf berzah ise çünkü ihtiyara bakıyor. Her tarafa gitme, her tarafa yönelebilme ihtimali söz konusu. Tesadüf berzah ise tevafuk mihenktir abi. Yani tevafuk ile ayrı bir toplama yapıp ayrıca okumadım. Ama bu karşılaştırmalarla tevafukun ne olduğu da sanki ortaya çıktı gibi düşünüyorum abi. Tevafuk mihenktir. Mihenk nedir abi? Üstad ne diyor? Ben dahi söylesem mihenki bunu doğruysa nasıldı? Doğruysa dua edersin. Doğru değilse meddualarınızı üzerine koyarak bana geri iade edin diyor. Yani mihenk nedir abi? Yani Kur'an ve sünnet. İşte tevafuk abi Kur'an ve sünnet üzere bize verilen, gelen veya biz o yola gidiyoruz. İhtiyarsız, iradesiz. Tevafuk böyledir diye düşünüyorum abi. Evet, şimdi... Az önceki tahtanın arka tarafında yine çevireyim orayı. Üstad ne diyor? O geniş dünyan kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz, senin zamanın ve ömrün
benden daha çabuk geçer, hayatın çaydan daha süratli akar. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Evet, bu ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daireye hayat, bir âlem ve nur bulursun. İşte o âlemin anahtarı marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden La ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle kalbi söylettirmektir. Hasan abi, burada sizin bir yardımınızı alabilir miyim? Neydi abi? Hasan abi, mesela şurada üstad diyor ki, Hasan abi, madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceye hayatına gir, diyor abi, değil mi? Şimdi, öyleyse yani beni üstad şuraya hitap ediyor, şu bütünlüğe hitap ediyor abi. Yani üstad bana şunu söylemek istiyor abi. Mesela bu serbest bölge manayı harfi ile sırdır ama manayı ismi ile hayvaniyettir diyebilir miyiz abi? Yani dünyaya bu şekilde bakmak hayvaniyettir. Buradan çık. Buradan çık diyor. Manayı harfi ile hareket et, divan bütünlüğüne ve vicdana geç ve bu bütünlük dima ve vicdan bütünlüğünü cismaniyet olarak dersek buradan da çık diyor. Buradan da çık, kalp ve ruhun dereceyi hayatına geç diyor abi. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına geç. Bilmiyorum doğru mudur abi bu söyledi. Evet. Ne dersiniz abi? Bu Seyit Ahmet kalp ve ruhun dereceyi hayatına geç diye şey yapmıştı, daha birinci derecede muhatap odur. Seyit Ahmet kardeş, duydun ne dedi, doğru mu söylüyor? Abi olabilir. Olabilir. Bak şimdi, Gafur. Efendim abi. Hayvaniyet deyince bu hayvanlık manası değil. Hani sığır, köpek, kedi manası değil. Değil abi. He. Hayvanlık. Ana ismiyle hayata bakmak hayvaniyettir diye düşündüm. Evet. Hayvani duygular var ya, yani mazisiz, istikbalsiz yaşamak. Evet. Bunu anlama taşı, bundan sıyrıl. Yani hayvaniyet derken böyle mide ve uşkurluk anlamında değil. Evet. Mesela adam hocadır, alimdir, pilottur, doktordur vesaire. Ama hayvaniyeti yaşar. Yani hayvan derler eskiler, hayvan. Yani bu böyle sığır manasında değil. Yani maziden kopuk istikbale bakamadan anda esas alıp yaşayan. Peki sevgili kardeşler der Seyit Ahmet kalbin ruhun dereceyi hayatına gir dersinde de geçmişti. Yani o kadar zor bir şey değil. Böyle hani Allah'ı da hep uzaklaştırdık ya kendimizden, ulaşılmaz, bilinmez, gözükmez, hissedilmez, zevk edilmez, böyle anlatılmış bize. Böyle Allah çok şey yani. Oysa Allah hissedilir, zevk edilir, tefekkür edilir ama meratip var. İşte kalbin, ruhun hayatı da böyle uçuk gösterilmiş bize. Nasıl ki sırka, ya adı sır bu ya. Kalbin ve ruhun dereceye hayatı, yani bakın hayat maziye, ruh ise istikbali, gerçi ikisini de cem ediyor. Yani maziden ve istikbalden kopmadan Allah ve ahiret demektir. Hayatında bu iki esası hayatının içine koyarsan, hayatındaki doğrular ve yanlışlar ortaya çıkar, hayatını bu mehamde, yani bu sistemde ahiretle hayatına anlam verirsen, bu kalbin hayatına geçmişsin. Bir daha. İnnel hayate leyyel heyvan. Hayatiyetin en zirve hakikati cennettedir. Nedir o? Hayat kalple anlatılır. Çünkü arşla anlatılır. Hayatın alemi şeceri hilkatte kalptir. Hayatın enceği. O zaman kalp ne demek? Kalp, arş, esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir.
Anlamı işte ahireti, ahireti, o cehennem, cennet, o rizailahi, o alemleri nazara alarak gel bu dünyada helal ve haramlarını, doğru ve yanlışlarını, dostunu, düşmanını, basit şeyle, kutsi böyle dava arkadaşlarını terk etme. Anlamamışsın sen ahireti demektir. Basit bir şeyle ona küstüm, darıldım sana. Tamam bu beşeriyettir de en fazla şöyle derdi Rüştü abi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam derdi ki diyor, dermiş, bir Müslümandan bir Müslümana küs üç gündür. Rüştü abi derdi ki Nurcu'nun dedi küsü en fazla bir uyku halidir. Demek ki kalbin derece hayatı demek, ahireti esas alarak, hayatının içine koyarak yaşamak, ruhun derece hayatı ise arş-ı azamdır, arş değildir o. Zi hayattır, zi şuurdur, kanunem vücudu harici. Yani Allah'ı, kalbin hayatı, ahireti. Ruhun hayatı ise, ruhun derece hayatı ise Allah, fenafillah, bekabillah. Yani Allah'ı esas alarak, Allah'a dost yaparak. Yani peki bunu nasıl yapacağız? Kur'an'ı hayatın içine koyarsan ruhun derece hayatına. Ahiret hayatın içine koyarsan kalbin derece hayatına girersin. Yani uçuk değil bunlar. Yani kalbin ruhun derece hayatı nasıl gireceğiz? Ya çok şey, dünyaya ahireti, Kur'an'ı hayatımızın içine koyar, hayatımızı anlamlandırır. Ona göre dostumuz, düşmanımız, ona göre hayatımızı tanzim edersek kalbin ve ruhun derece hayatının suretine, derecesine girmişsin demektir. Evet. Hasan abi, Üstad diyor ya, ruhun bedende yaşantısını sürdürebilmesi için, oturabilmesi, işkanı için ve yaşayabilmesi için üç kuvvet lazım. Kuvve-i şevviye, kuvve-i karaniye ve kuvve-i akliye verilmiştir. Yani iffet, şecaat ve hikmet sahibi olduğunuz zaman, yani adlu adalet ile hareket ettiğiniz zaman ruhun derece hayatına geçmiş olmuyor musunuz? Evet, işte bu. Yani bu adalet deyince ve tabii bu canlı yayına katılan sevgili kardeşlerim kasten biliyorlar da tekrar ediyoruz. El tekrar olasın. Çok iyidir tekrar ama 180 dahi olsa şu adalet hak sahibi hakkını vermek sıf değil. O adaletin bir sıfatıdır. Kuvve-i gadabiyenin vasatı, kuvve-i şeviyenin vasatı, kuvve-i akliyenin vasatının bir araya gelmesiyle adalet olur. Kuvve-i akliyenin vasatı neydi? Bak orada yazıyor hikmet. Bu işe atacağız da 27. sayfa sanırım orada yazıyor. Kuvve-i akliyenin vasatı hikmet. Kuvve-i gadabiyenin vasatı şecaat. Kuvve-i şehviyenin vasatı iffet. O zaman tencereye getir koy içine. Hikmet, şecaat, hikmet, şecaat, ötekisi neydi? Hikmet mi? Üçünü at. Pekmez, tayin, bir de kendin. Üçünü karıştır. İffet, şecaat, hikmeti. Bu nedir? Adalettir. Bu vasıfla hayatımıza ne kadar anlam katarsak, hayatımızın içine bunu koyarsak, yani ne demek istiyorsun? Yani Kur'an'ı, yani Allah'ı hayatımıza sokarsak, bu ruhun derece hayatıdır. Ahireti esas yapıp yaşarsak, bu da kalbin derece hayatıdır. Ezber gitmeyelim. Şecere-i hilkati bilenlere için söylüyorum. O darıza koyun. Onun o olduğu şeklin veya ismin, çünkü külliyatındır. Ustadın da tabelası var arkada. Erva habiseler pek gelmez. Bak şimdi. Şecere-i hilkatte bir arş var. Ezber olmasın. Arş. Arşın bizdeki karşılığı Peygamberimiz Aleyhisselam Kabe, kalp, arş üçü aynıdır. Arşta ne vardır? Cennetin çatısıdır. Ve esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. İnne darul ahirete leyyel heyvan. 30. sözde de söylüyor. 29. sözde. Ha şimdi
Arşın bizdeki karşılığı kalp, hayat aynı zamanda. Hayatın mahiyeti o. Arş-ı Azam nedir? Ruhun mahiyetidir. Arş-ı Azam'a göre yaşamak, Allah'ı hayatımıza Kur'an'ı koymak, ahirete göre yaşamak, kalbin yani arşın, hayatın derece hayatını girmek. O zaman çok şeydir. Mesela bir tane de bir şey söyleyeyim ve keseyim. Namazdayız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Veya bir derstesin. Ne bileyim bir sebep. Bir coşma var, bir huzur. Aha işte bununla Allah diyor ki bak ben senden eylemsel itibaren senden razıyım. Kendisini sana araladı. Hani Allah gözükmezdi? Allah gözükür ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgemiş. Görmeyi kulakla indirgemiş, akla indirgemiş. Oysa ruh vicdandaki latife-i Rabbaniye'de müşahadetullah. Bende nasıl gözükür? Huzur olur ya. Huzur olur. Daha ileri safhaları var tabii. Ha, bak Allah bile gözüküyor. O zaman kalbin ve ruhun derece hayatına girmişsin demektir. Huzur alan namazında, derste, kitap okurken, tefekkür ederken kalbin ve ruhun derece hayatına çıkmasa sende o huzur olmaz ki. Çünkü huzur hazır olan zatın sendeki taayyum ve teşahhusudur. Buyur gafur devam et. Ama toparla çünkü. Tamam toplayacağım abi bir şey. Dinliyorum. Hasan abi şimdi şunu söyleyeyim. Aslında bizim o katredeki manayı ismi, manayı harfi, niyet ve nazar şu derece hayatların nasıl geçildiğini, nasıl bir araya toplandığını ifade ediyordu. Aslında onlar var ama çalışmışız ama zamanımız yok. Maalesef şey yapamayacağız. Ama ben size şunu sormak istiyorum abi. Şu ayet var ya Rome yukten hikmete fekat udiye hayren kefira. Kime hikmet verilmişse. Ama bakın öyle demedim abi. Rome yukten hikmete. Ha ben İffete mi dedin? Abi neden iffet dememiş? Neden şecaat dememiş de? Neden hikmet demiş Allah-u Teala? Allah Allah. Neden? Neden kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir diyor abi. Bunu aslında abi olmuş. He. Onu sanki şurada üstad biraz sanki söylüyor gibi ama bu mudur bilmiyorum abi. Bu kuvvetin diyor şu üç mertebeye bu kuvve-i afliyenin devamındaki ihtar abi şu mertebeye inkısamı gibi furuatı da üç mertebeyi havidir. Mesela halk-ı ef'al meselesinde cem mezhebi ifrattır ki bütün insanı mahrum eder. İltizam mezhebi de tefrittir ki tesiri insana verir. Ehl-i sünnet mezhebi vasattır. Çünkü bu mezhep beyne beynedir ki o fiillerin bittayetini irade-i cüz'iye irade-i külliyeye veriyor. Dakta da tatil ifrattır. Teşbih tefrittir. Tevhid vasattır. Yani abi bu da bu hikmet kuvve-i akliyedeki hikmet bütün diğer İffeti, şecaati ve tefritteki umut, cebalet, kabahat, fücur, tezeyi, hikmet ayırıyor abi. Kuvve-i Afiye'nin hikmet noktasıyla olabiliyor abi. Yani kuvve-i şeyvi ve kuvve-i gadabiye, Hasan abi insandan başka canlılarda da yok mudur? Hmm. Ama kuvve-i afiye yoktur abi. İşte kuvve-i afiye'nin vasatı hikmet, benim nazarımda, benim tefekkürümle bütün bu dokuz tane ayrı hep belirleyen hikmettir diye düşünüyorum abi. O yüzden abi burada hem de demek yok da hikmete ve lan rutiye hayran kesira.
kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Hikmetle çözüyoruz abi bütün bunları. O teraziyi bununla anlıyoruz. Manayı harfiyle niyetimizi ve nazarımızı abi. Onu da çok kısa anlatayım isterseniz söyleyeyim konuşurken abi. Çok kısa. Nazara ben gözlük diyorum abi. Niyetse o gözlüğün camlarıdır. Bunu manayı harfi takarsa Hasan abi, manayı harfi takarsa gördükleri farklıdır. Manayı ismi takarsa gördükleri farklıdır. Nazarın abi, nazarın geçmişi mazbali yoktur abi. Nazar istikbali ve maziyi bir araya toplayarak niyet ile hazır zamanda görebiliyor abi. Niyet ile hazır zamanda görebiliyor abi. Bu şekilde hareket etmek de bunlar hiçbiri birbirinden ayrılır abi. Bu şekilde hareket etmenin adıdır manayı harfi diye bir tefekkürü var abi. Ne dersiniz bilmiyorum. Maşallah. O zaman sen toparladınsa kardeşlerine bir söz hakkı veririz. Tamam mı? Toparladın galiba zaten. Evet abi. Evet. İlk önce ben bir teşekkür ediyorum. İltifat için demiyorum. Allah razı olsun. Çok ilginç oldu. Başta söyledim. Ben bir şeyden çok istifade ettim. Nasıl istifade ettim? Bu adalet, vasat, ifratı, zulüm, tefriti bilmiyordum. Tefriti de kendine zulüm olduğunu yeni duydum. İnşallah sorgulayacağım daha. Ama ondan çok memnun oldum. Onu ifade edeyim. Sevgili kardeşlerim, sormak istediğiniz varsa sesinizi açar sorarsınız. Muzakeredir. Ama yani sormak istediğiniz şey varsa tabii. Ben kapatıyorum sesimi. Maşallah öyle bir izah ettin ki Gafur bütün kardeşler şey yapmış çok güzel. Herhalde şey yok soracak veya olacak kardeşler yok. O zaman geceniz mübarek olsun sevgili arkadaşlar. İrfan olsaydı gene bir şey sorardı ama demek ki İrfan yok galiba. İrfan seni biraz... Benim abi istersen şunu bir eklem yapabilir miyim abi? Ekleme, Fatih'e çekelim. Evet abi. Şimdi cüz-i ihtiyariyi baktığımız zaman Hasan abi sanki hep terk edilmesi gereken, hep olmaması gereken gibi görüyoruz. Hani cüz-i ihtiyarımı terk ettim, irademi geçtim tarzında. Neden vardır? Allah-u Teala bunu neden koymuş? O da bildiğimiz üzere kader risalesinin başında cüz-i ihtiyari ve kaderi yani cüz-i ihtiyari olmazsa olmaz bunlardan biri. Neden? Çünkü cüz-i ihtiyari Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkmasıyla cüz-i ihtiyari sahibi olmasıyla cennetin cennet olduğunu anlamasına vesile olmuştur diye düşünüyorum. Bu böyle bir açıklamadır. Çok 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 güzel. Çok güzel. Yani şey evet. diyorsun. Cüz-i ihtiyari ile itikadımızı ve beşeriyetimizi oluşturuyoruz ki irade ile imanımızı oluşturalım. İmanımızı celbedelim. Evet abi. Çok güzel. O olmazsa şey gibi yani Adem olmazsa mevcut kendini gösteremiyor ya abi. Evet. Yani şu tahtanın beyazlığı olmasaydı benim yazdığım şekiller, çizikler göremeyecekti ya farklı renklerde abi. Yani bunun gibi düşünüyorum. Yani bu cenneti cennet yapan sanki cenneti bize hak ettiren sanki cüz-i ihtiyari gibi. Peki cennet olduğunu alamamıza sebep gibi. Peki bir soru atayım böyle kardeşlere de. Meleklerin iradesi var mıdır? Cüz-i ihtiyarisi var mıdır? Yani melekleri bu konuda bizde imtiyazlaştıran hangi tarafımızdır meleklerle? Cüz-i ihtiyarımız, ben söyleyeyim mi abi? Tabi birinci muhatap sensin. Söyle abim. Abi ben şimdi melek verilen emri, yani bir tek melek olarak da bakmıyorum abi ben buna. Ağaç, su, hava, hayvanlar, bitkiler, ya
şey, Hasan abi, her şey emaviye tekniğine, melekler de dahil olmak üzere uygun hareket ediyorlar. Yani onlar da Allah'ın iradesinden ayrılıp çilebilme imkanı verilmemiş. Onlara bu imkan verilmemiş. Bizi onlardan, melekten bizi daha üstün kılan, bize verilen cüz-i ihtiyarı. Çünkü bizim iyiliği seçme, âlâ-i iyiliğine çıkma veyahut da yanlışa düşerek, gafete düşerek esmer-i safine düşme ihtimalimiz söz konusu. Yani bizim, hepsi söylersiniz ya abi, çok hoşuma gider. Alırsınız, bir kova topraktır. Biraz ateş vererek o toprağı alır, içinden bakırı çıkartırsınız. Ateşi biraz daha sertleştirirseniz, oradan 8 ayak altın çıkartırsınız. Biraz daha sert, biraz daha sert. En sert ateşi verdiğiniz zaman ortaya çıkan madde 24 ayak altındır. Ateşin sertliği bizim cüz-i ihtiyarımızdır abi. Ki bizim 24 ayak altın veyahut da toprak olarak kalmamıza vesiledir. Peki. Arkadaşlar size şey yapıyorum. Şimdi iradenin yeri neresidir? Ezber olmasın diye söylüyorum. Böyle iz takip ederken basa basa ye, biz de tatmin olalım. Ayağın yere basa basa, yani kişi kendi tatmin olması lazım. Basa basa şu. Vicdanı düşünün. Yok, beraber gidelim bakalım. Vicdan soğan gibi düşünürsek, evet. En diş kabuğunda irade var. Gir içeriye, zihin var. Gir içeriye his var, gir içeriye latife-i Rabbani. Ha, demek ki irade vicdanidir. Ulvi şeyler. Elestu bi rabbikum kalu bela diyen bu. Ruh, ruhsaldır. Ulvi şeyler. 24. sözde, yani cevap vermiyorum da malzeme şey yapıyorum, külliyata dolaşıyorum. 24. sözde 4 tane ameli varmış. Hayvanlarda cüz ihtiyarı var, bizde de var. Mesela kedi ekmeği bırakır, ciğere gitmesi şeydir, ihtiyarı iledir. İradesi yoktur. Niçin? İrade vicdana aittir. Mesela arı gider taşa değil çiçeğe konar. Bu da bir tercihtir. İhtiyar tasdiktedir, dimağdadır. Akılın oradadır, dimağ. Ha, melekler Allah onlara secde et dendi. Malzeme yapıyorum, işaretleyeceğiz da. Şeytanlar onlara sirayet etmiş olmalı ki veya lef-i mahfuza bakmış ki insan kan dökecek, fitne çıkartacak. Böyle Allah'a böyle şey yapmış. Demiş ya Rabbi, biz sana ibadet olarak yetmiyor muyuz falan diye demiş. Sonra neyse, şu macerayı biliyorsun, şunların isimlerini söyle diyemedi. Melek demek ki teklif edilecek bir sistemi var. Teklif edilebilecek, kısmen de böyle red değil de sorgulayabilecek bir donanımı var meleğin. Ya Rabbi diyor. Sonra melekler ne diyor? Sübhaneke la ilme lena illa ma alemtena. Onlar melekler söylüyor. Ya sen subhansın, seni tesbih ederiz. Bütün hakaisten biz bilmiyorduk vesaire. Sonra Tolstoy ne diyor? El freni çekiyor. Ama ben bir sistemde bahsediyorum. Bunu teklif edilebilmiş, secde edin denilmiş. Ha, demek ki edememe de var. Yani mutlak edeceklere sırf mutlak teklif edilmiyor. Yani reddetme özelliği de var demektir. Demek istiyorum. Ha, o zaman acaba meleklerde irade, çünkü irade vicdan olduğu için günah irade ile işlenmez. Cüz ihtiyarı ile işlenir. Niçin? Hayvaniyettir. Yani nedir peki cüz ihtiyarı? Maziden kopuk, istikbale bakmadan hazırda anda tercih etme özelliğidir. İrade nedir? Mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak halde ihtiyara iş yaptırıyor. Bu noktadan böyle oradaki meleklerin Allah'ın teklifini diyor ki keyfiyetini bilmeye matuftur. Yani iti şeytanın gibi değil o. Yani burada kan dökecek, fitne çıkartacağını
Lef-i Mahfuz'dan insanın fıtratını öğrendiği için ya Rab böyle bir şey gözüküyor. Bu neyin nesidir? Son bir şey söyleyeyim. Mesela Rüştü abi ders yaparken yani biz şeydik. Soru sorardım. Yani itiraz var, sorular var. Eski kasetler duruyor böyle. Böyle sanki bakarsın olan muhalif bir adam. Oysa ben istiyorum ki biraz da tatmin olayım. Biraz da anlatsın. Biraz da deşeyim. Biraz da anlatsın bana. Bu itiraz vari gibi sorum aslında iradedir, ihtiyari değil. Ama beşeriyet, nefis, tenkit, ben bilineyim, ben tanınayım gibi altyapısı bu varsa bu ihtiyardır. Demek ki beşeriyetimizin tercihi ihtiyarlıdır. Ulvi şeylerimizin tercihi iradedir. Namaz, ibadetlerimizi iradeyle yapıyoruz. Beşeri günahlarımızı şeylerle yapıyoruz. Peki arkadaşlar soran bir şey yoksa ben de kapatayım. Saat 10:30 oldu ama... Meleklere tek bir kere mi sorulmuş? Bu tercih bir kere mi verilmiş? Dur. Kuzey Irak'tan Amir bir şey soruyor. Buyur Amir. Evet. Selamun aleyküm Can Üstad'ım. Aleyküm selam kardeşim. Bir soran sorabilir miyim Can Üstad'ım? Sor Amir. Mikrofon sende Amir. Can Üstad'ım, üç kuvveden zuhre, katra, raşa nasıldı? Maşallah. Allah Allah. Ve Bismillah. Ar-Rahman ve Ar-Rahim nasıldı? Hem üç kuvveden İyâke na'budu ve İyâke nestaîn nasıldı? Ve ihdina sırâtan müstakîm nasıldı? Sonra Rabbani, gayr-ı mağdûbi aleyhim Rabbani nasıl? Gördün mü Gafur? Ya. Çünkü can istedim, üç kuvveden birinci, on birinci lemalar vardır, işaretül ecaza vardır. Hem de 30. sözde vardır, o 30. toplamsı ana olur. O nasıldır can istedim? Birincisi neydi görüyor musunuz bak? Üç tane şu. Üç tane kuvve-i şeviye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i aklı masatı. Bak katre, reşa, zühre diyor. Besmele'deki üç tane isim. Allah, Rahman ve Rahim diyor. Bir de şeyi söyledik galiba. Enezere mi demiştin Amir? Evet Canistan. Yani acaba bunlar diyor üç kuvvenin, üç esmaya... üç tane insan modeline ki üç tane katre, reşa, zühre ifrat tefritleriyle dokuz ediyor. Bu da irfanın herhalde sahası. Bak görüyor musun irfan görüyor musun? Evet. Bak şimdi. Hatta can üstadım üç kişi yani üç şahsiyetler nasıl oldu? Vallahi şey bizi çökerttin be amir. Estağfurullah can üstadım. Bir tanesin ya. Baş üstünesin ya. Allah Allah. Nasıl? Enfusçileri görüyor musun ya? Gurur duyuyorum ya. Ya coşuyorum işte. Ha coştum yani. Cevap bilmiyorsam bilmiyorum ama ya nasıl düşünülüyor? Nasıl okuyorlar külliyatı ya? Bu imkanları vereceksin kardeşim. Önünde durmayacaksın bu neslin ya. Baksana katre coştum yani. Katre, reşa, zuhre. Bu üç tane kuvve-i gadabi, hangisine tevafuk ediyor? Diyor ki amir, en kesif en camidir, katre reşa, katre en kesiftir, zühre en şeydir zannediyorsun, öyledir ama katre en kesif olunca acaba en cami olmasın diyor. Reşa bir şey diyor amir. Sonra hayat bahsinde 11. sözde 9 tane olur. Üç kuvveden ifrat tefrit vasattan. 9 tane çıkıyor. Hayatın emri 9'dur diyor. Hayatın evet 9 tane emir. İfrat tefrit hangi aynedir? Ona çalışıyorum biliyor musun? Evamir-i Tekviniye'de oradayım. Bak görüyor musun nereyi söyledi görüyor musun? Hayatın diyor, emir okuyorum ya, evim, evamir.
Hayatında derci dilen 9 emirdir diyor. Emir nedir diye çalışıyorum. 9 tane emir var. 9 tane şahsiyet var. Nerede var? Katre, Reşya, Zuhre'nin, İfrat, Tefrit, Vasat'ı. Üçer taneden 9. Kuvve-i Şehviye, Kuvve-i Akliye, Kuvve-i Gadabiye, üçer tane. Külliyat. Böyle lime lime örülmüş. İnci inci. Hiçbir yerde tesadüf yok. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki külliyatta hiç kışır yok. Lime lime lime. Baksana 3 tane şahsiyet, 3 esma, 3 karakterle 9 tane şahsiyet çıkıyor. Hayatının yaratılmasına şu 9 emirdir diyor 11. sözde. Allah Allah. Atacan ustamız 8 hakaret, 8 söz, 8 ayet ve 11. sözden. Evet. Başında. Başım. Olmasın da yani okutmadan hatta var da. Ya. Öyle düşündüm. Harika ya, maşallah ya. Yani biraz böyle şey yapabilsen böyle de gelsen seni. İnşallah Arnavutköy olduğu zaman buna gafur söz vermişim. Vakıf olmak istiyor. Evet. Heyecanla bekliyor. Arnavutköy merkezi bitirince alacağım seni yanıma amir. İnşallah. İnşallah. Dinliyorum. Abi o zaman size vazife veriyorum. Bu amirin sorularını not alın. Önümüzdeki hafta siz ders yapacaksınız. Abi. Yani bu o soruların cevabını ben de çok merak ediyorum. İrfan'la birlikte yapabilirsiniz. Bak şimdi. Bu İrfan burada mıdır İrfan? Bir çıksın piyasaya, burada mıdır? İrfan. İnşallah çıkmamıştır. Bakayım. İrfan çıkmamışsın. Çık kardeş. Söyle bakalım. Bu niye cevap vermiyorsun? İrfan bu ders senin. Haftaya kimin vardı? Rahman abi. Rahman'dan sonra İrfan senindir bu. Bu amirle. Hasan abi. Heh. Rahman beni bir hafta öldürebilirsiniz diyordu. Yani haftaya da yapabilir. Ha bak İrfan bir ses verse de bir söz alsak ondan sonra. Abi dinliyorum. Dinliyorum. Kaçma öyle. Bak şimdi. Amirle telefonlaşın. Sorularını al. O adam soru soruyor. Aslında biliyor. Niçin biliyor? Es-Sual'in ismiliyim. Kuzey Irak'ta biliyor. Yani ne dedim? Sual sorabiliyorsa o konunun yarısını zaten kafadan biliyor. Sual sorabilmek. Yani imtihan etmiyor haşa o kardeş, hiç yapmıyorum ama emin olmak istiyor. Rüştü abiye sorardık. Bilmiyor değiliz ama biraz da eşelesin, biraz da emin olayım. Şimdi sen ikinci dalı çok hakim olan, çok istifade ettiğim, hatta çok şeylerim değişti. Almanya'da yapmıştın. İkinci dalı tavsiye ederim. İrfan diye yazarsanız Nur dersine, ben ondan sonra değişti benim şeyim. Benim tabela çok genişti o ikinci dal. O üç tane karakter İrfan sırf onu yaparsan Zuhre, Katre, Reşay'ı Kuvve-i Akliye, Kuvve-i Gadabiye ile onları yapabilirsen 9 tane karakter yani 11. sözde hayatının emirleri 9 emirdir. Öyle çok güzel, keyifli olur ya. Haftaya senden bekliyoruz İrfan. Tamam abi. Çok güzel. İyi. Elhamdülillah. Amir işe evet. Yaradın. Çok teşekkür ederim. Peki. Evet. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda bir şey. Fatiha verseydiniz. Fatiha sen vereceksin de ben bunları mutat adetlerimi söyledim. Fatiha'yı ver ders yapan. Allah'ın selamı aleyhi. Ders bitti. Çıkmak isteyen çıkabilir. Ben bakayım farklı bir şey yazan var mı? 9 karakter demiyor. Hayatın içinde 9 emir diyor. 9 tane emir, 9 tane insanda bir sistemin aktifliği var. Herkeste şöyle diyeyim. Şu siyahdır. Görüyor musunuz? Siyahdır ama veya şu kırmızıdır. 6 tane rengi de barındırıyor, baskılanmıştır. Yani dünyada renk, hangi renk görürsek görelim,
O değildir sırf. Diğerlerini baskılamış, bu öne çıkmış. Doku, hayatımızdaki 9 tane karakter derc edilmiş, baskılanıp bizimkisi şu anda öne çıkandır. Diğerleri de duruyor. Çünkü insanın ruhu her şekilde elektrik gibidir. Her cihaza girdiği gibi her karakteri de çalıştırıyor. 9 tane emir hayatımızda ve Reşa, Katre, Zühre 9 tane şahsiyet yok mu? Hepsi bizde var ama baskılanmış. Öne çıkan bu benim. Siz de olsunuz. Diğerleri yok mu? Var. Hepsi de var ama baskılanmış. Şu kırmızıdır ama mavi de var içinde. Mesela beyaz diye bir renk yok. Öyle diyordu Erdinç, değil mi? Beyaz. 7 tane renk aynı oranda karıştırırsan beyaz olur. Siyah vesaire. Şimdi bu karakterler ama külliyat nasıl ince gibi örülmüş. Çok şükür ya. Çok şükür elhamdülillah. Böyle bir davanın peşine koşturan Allah'a hamdolsun. Bizi kardeş eden Allah'a hamdolsun. Birbirimizde hasetimiz yok. Muhabbetimiz var. Uhuvvetimiz var. Ve beraber müzakerelerimiz var. Mutalamız var. Beraber ders yapma, ders arkadaşı ortamını verdi. Murat Dursun derdi ki, gazeteye vereceğim dedi anons. Ne yapacaksın dedim. Muhatap aranıyor. Şimdi bak böyle bir ortam. 70 küsür kişi bir arkadaş. Ve YouTube'lara açılmamışız yani bu canlı yayını diye. Çünkü burası ana baba günü olur. Yani kaliteyi düşürür. Onun için çok kas kılıyoruz dikkat ederseniz. Yani YouTube'a vesaire Nur Ders'ten bunlar ilan etsek oho! Yani dünya herkes girer. Bu sefer kaliteyi düşürür. Bak beraber birbirimize kanaat ettik. Birbirimize değer veriyoruz elhamdülillah. Kalite düşmesin diye yapıyoruz. Kalite düşmesin böyle. Bak birbirimize kardeş etmiş, bir de ders arkadaşı etmiş. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Geceniz mübarek olsun. Rabbime emanet olun. Selamun aleyküm. Aleykümselam, Allah razı olsun. Selam abi, Allah razı olsun. Aleykümselam, Allah razı olsun.